Uzay, beni duyabiliyor musun? Olumlu. Görüntü ve ses gayet net. Başlamak için hazırız. Hedefler av noktasında. Görüntüleri ekrana ver. Üç mühendis birbirinden habersiz Budapeşte sokaklarında bizden talimat bekliyorlar. Sağ elemanlarımız sizin yönlendirmelerinizle üçüyle de ilk teması kuracak. Dikkat etmemiz gereken hususlar var. Daha önceki tecrübelerimizden düşmanın bizden bir adım önde olmasını engellemeliyiz. Mühendislerin kıskaç altında olup olmadıklarını anlamamız lazım. Kontrol takip prosedürü başlatıldı mı? Evet, operasyon adımlarında gerekli tüm talimatlar var. O zaman av başlasın. Anka, bilgi ver. Anka takipte. Hedef cadde boyunca yürümeye devam ediyor. Uygun anda temasa geçebilirsin. Mühendis cadde üstüne yürüyor, peşindeyim. Sakın gözden kaçırma. Kendini de belli etme. Doğru anı bekleyeceğiz. Emredersiniz. Şüpheli bir şey fark ettin mi? Hayır efendim, adam yalnız. Pardon, saatiniz kaç acaba? 11:10 var. Türk müsünüz? Evet. Ya insan ne kadar mutlu oluyor böyle denk gelince. Çok memnun oldum. İyi günler. İyi günler. Kod numaram 1. Kulaklığı tak, duyurmaya devam et. Hoşça kalın. İyi tatiller. Sağ ol. Birinci aşama tamam. Güzel. Pars, bilgi ver. Hedef sabit, durum stabil. Harekete geçebilirsin. Çok affedersiniz, istemeden oldu. Sorun değil. Kod numaran 2. Kulaklığı tak, talimat bekle. Rahatsız, kusura bakmayın. İyi günler. İyi günler. İkinci aşama tamam. Doğan, bilgi ver. Hedef sabit. Hareket izni verildi. Anlaşıldı. Bir dakika burada durabilir mi? Bir üstümü giyeyim. Tabii ki, tabii ki. Memnuniyetle. Ne demek? Şükürler. Kod numaran 3. Kulaklığı tak, talimat bekle. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Burnuma kötü kokular geliyor. Bunu söylemekten nefret ediyorum. Artık çok sıkıldım ama sakın bir hata yapayım deme. Ben de bunu düğüm attığım çok sıkıldım. Başkanım, ilk etap tamamlandı. 3 kulaklık da aktif. Sizden talimat bekliyorlar. Tamamdır. Teşekkürler. İstersen dışarıda bekleyebilirsin. Sebep? Operasyonu sen yönetmediğinde iyi hissetmiyorsun gibime geliyor. Pek alışkın değilim dinlemeye, doğrudur. İnsem iyi olacak. Herkese merhaba. Ben Özel Operasyonlar Başkanı Neslihan Tuna. Türkiye Cumhuriyeti adına sizinle iletişime geçiyorum. Bu operasyonu sizi ben yöneteceğim. Ben konuş demeden konuşmayın. Lütfen talimatlara uyun. Hepinize bir kod numarası verildi. Size bu numaralarla sesleniyor olacağım. Etrafınızda ekiplerimiz var. Siz onları görmüyor olabilirsiniz. Ama onlar sizi takipteler.
Lütfen onların yönlendirmelerine uyun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kod 1. Önünde kalabalık bir turist kafilesi var. Onların arasına karış. Personelimiz seni yönlendirecek. Onun yönlendirmelerine uy. Korkma. Kod 2. Önüne gelen taksiye bin. Hemen. Yandaki araca geçin. Kod 3. Parkın çıkışında seni siyah bir minivan bekliyor. Ona bin. Buydu. Buydu işte. Bu adam çaldı cüzdanımı. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne cüzdanı ya? Ne diyorsunuz siz? Çıkartın cüzdanı. Ya cüzdan falan çalmadım ben. Karıştırıyorsunuz herhalde. Sağ olun. Polis çağıralım ister misin? Ne polisi kardeşim ya? Doğru çıkarma cüzdanı ver. Sen ara ara al bak. Kahretsin. Tamam var mıymış? Allah Allah. Teşkilat 3 mühendisi de ele geçirdi. Bu sefer o kadar kolay pes etmeyeceğim. Benden haber bekle. Anlaşıldı. Başkanım ikinci etap da tamamlandı. Mühendisler sağ salim bir şekilde bir araya geldi. Çok şükür. Buraya kadar kusursuz ilerledik. Bundan sonrası da böyle olsun. Elimizden geleni yapacağız. Teşekkürler Uzay. Mühendisleri güvenli bir şekilde bir araya getirdik.